Galdeba Gönülleri olarak çok uzun yıllardır bir mücadele veriyorsunuz. Önce sizin Galdeba Gönülleri olarak bir koru var. Anlatır mısınız neler yaşadınız dünden bugüne? Kısaca yani Galdeba Korusu'nu tanıtarak başlayayım müsaadenizle. Galdeba Korusu İstanbul Üsküdar ilçesi içinde, Altunzade Mahallesi sınırları içinde 354.076 metrekarelik bir koru. Çok da geniş bir alan. Doğal bir alan. Şöyle doğal, yani orası dışarıdan da ağaçla getirilmiş, evet vaktiyle Osmanlı sultanları tarafından, hanedan tarafından. Fakat çoğunluğu burada yaşamayı bir şekilde becermiş ağaçlar. Oraya alışmış, oranın ağacı olmuş. Onun için artık biz oraya tamamen doğal diyebiliyoruz. Yani belediyelerin sıklıkla yaptığı gibi peyzaj amaçlı bir takım ağaçların getirilip dikilmesiyle oluşmuş bir koru değil. Yani en az 100 yıllık, 150 yıllık orada artık yerleşmiş, oturmuş, yaşayan ağaçlar var. İçinde ufacık bir deresi var. Böyle güzel, şirin bir yer. İçinde 7000'den fazla ağaç var. 7000 derken tabii aslında çok daha fazla ama buradaki sayı belli bir kalınlığın üzerinde, belli bir yüksekliğin üzerindeki ağaçlardan bahsediyoruz. İçinde Adile Sultan Kasrı var. 1863 yılında yapılmış. Bir Abdülaziz Av Köşkü var. Orası Sultan Abdülaziz'in avlandığı bir bölge. Dinlenmek için kendine o köşkü yaptırmış. Atlarının dinlenmesi için ayrı bir ahır binası yaptırmış. Hatta iki ayrı ahır binası. Bir tanesi hala ayakta. Konaklama bölümü olarak hizmet veriyor. Bir başkası ise ne yazık ki restorasyon adı altında 1999 yılında tam da Galdeba Korusu sit alanı ilan edilmeden az önceki bir dönemde çok hızlı bir şekilde yıkıldı ve yapıldı. Yapılan şey restorasyon değildi, bir yıkma ve yapmaydı. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü son yıllarda 99'da biz bunun ilk örneğini yakından gördük ama şu yıllarda artık bunun çok fazla örneklerini görüyoruz. Restorasyon deniyor ama yıkılıyor, yeniden yapılıyor. Yani ben mimar değilim. Osman Bey herhalde bu konuda daha çok şey söyleyebilir. Restorasyon yıkmadan eskiye uygun bir şekilde yapmadır. Ama bu, şimdi görüyoruz, yıkılıyor, yapılıyor. Bunun en son örneği de gene Galdeba Korusu içinde atölye binalarının yıkılıp yapılmasıdır. Sadece tek bir duvar bıraktılar. Onun dışında her şeyi yıktılar ve buna da restorasyon dediler. Şöyle izleyicilerimize aktarmamız gerekirse çok geniş bir alan. 354.000 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Evet. Şimdi hesaplıyorum birilerinin gözünde oraya kaç tane blok sığar? Yaklaşık 3000-4000 konut sığar. Şimdi burada talep ne? Yani burada koru vasfını kaybettirip buraya ne yapmak istiyorlar? Tabii yani bütün amaç koru vasfını kaybettirmek, doğallığını kaybettirmek, yeşilliğini ve bütünlüğünü. Biz zaten bütün amacımız oranın yeşil, doğal ve bir bütün olarak, ilkemiz budur. Yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalması. Yani yeşil olsun ama bölünsün. Doğal olsun ama bölünsün, hayır. Ya da bütün olsun ama çorak bir arazi, hiçbirini kabul etmiyoruz. Oranın hem yeşil hem doğal hem bir bütün olarak kalması çok önemli. Bunun için de özellikle yeşilliğini ve doğallığını yok edecek pek çok projeler geliştirildi geçmiş yıllarda. Nelerdi bunlar? Mesela bir tanesi, efendim orası insanların gece de kullandığı bir yer. Kestirme olsun diye, kestirme olsun diye oradan geçiyor insanlar geceliğin. Gündüz geçiliyor, evet. Gece de geçenler varmış. Korkuyorlarmış. Korkmasınlar, ışıklandıralım. Geçmesinler. Yani orası doğal bir alan, bir koru. İnsan normalde bir ormandan geçer mi kestirme olsun diye geceliğin? Geçmez. Oradan da geçilmesin. Geçilsin diyerek oraya ışıklandırma yapmaya kalktı İBB. Yıl 2004. Biz buna karşı çıktık. Suç duyurusunda bulunduk. Tabii ki sonuç elde edemedik. Hiçbir zaman sonuç elde edemiyoruz suç duyurularından. Çünkü her seferinde üst makamlar altlarındaki kişilerin yargılanmasına izin vermiyor. Bunun üzerine biz kendimiz orada fiili durum yaratarak açılan çukurları kapatmaya başladık. Çünkü kilometrelerce çukur açıldı. Elektrik direkleri dikilecek diye. Onları biz kapatmaya başladık.
biz derken yani Validebağ gönülleri olarak çalışan zaman zaman 30-40 kişiyiz, zaman zaman 50-60 kişiyiz ama mahalle halkı bize çok büyük destek verdi. Yüzlerce, zaman zaman binlerce insan toplandık, o çukurları kapattık. Arkasından İBB de kapatmak zorunda kaldı. Halkın bu tepkisini görünce herhalde biraz aklı başına geldi ve kapattı. Çünkü halktan böyle bir talep yok aslında. Bu kaç yılında olmuştu? 2004 yılında. 2004 yılında. Bir başka şey, 2009 yılında cross şampiyonası yapacağız biz koruda dediler. Önce ulusal olanı yaptılar, sonra uluslararasını yapacağız dediler. Bunun için de mevcut patikalar, ki patikalar gerçekten patika işte yani bir insanın geçebileceği darlıkta küçücük yerlerdir. Hayır, bunlar cross şampiyonası yapacağız diye bir uçağın kullanabileceği büyüklükte pist genişliğinde yerler yaptılar.